Efendim, şimdi Murat Cemcir olayı. Öncelikle Ahmet Kural'la ilgili söyledikleri çok dikkat çekici. Bu bir. Eski dostum diyor ama tabii eski mi yeni mi onu da öğreniriz. Çip taktırma diye bir hadise, bir oyunla ilgili, tiyatro ile ilgili konuşuyor. Çağlar Ertuğrul'la Ceyla Odman'ın birlikte sahnede aldığı tiyatro oyununda. Isimli tiyatro oyunu. Aynen öyle. Kendisi rol alıyor mu yoksa... İzleyici olarak katılmış. Hadi bakalım ama bence alıyor bir taraftan da. Görelim. Peki. Değişik bir oyundu yani. Kadın erkek ilişkileri üzerine çok enteresan bir oyundu. Ceyla Hanım efsaneydi. Çağlar zaten hayranıyız kendisinin. Hiç beklemediğim şekilde değişik bir oyundu böyle. Hani görmeye alışık olmadığımız bir şeydi böyle. Bir hani distopik bir evrende geçen ilişkiler üzerine çok enteresan bir şeydi yani böyle. Acaba çip taktırsam mı falan diye düşünmedim değil yani. Hani. Taktırır mıydınız çip? O teknoloji ilerlemiş olsaydı. Yani teknoloji getirince... Ya, daha da ilerleseydi diyelim. Yani taktırırdım ya. Niye taktırmayayım ben? Eşiniz isteseydi yapar mıydınız? Seni her anında takip etmek istiyorum. Nerede olduğunu bilmek istiyorum deseydi çip taktırır mıydı? Bence WhatsApp'tan canlı konum bile atmıyorum. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hani, bir ön anlaşma yapabiliriz mesela. Hani öyle bir çip. Gerek yok böyle şeyler ya. Zaten dünyada çip krizi var şu an arkadaşlar. Ya... Dünya savaşı bu yüzden çıkacak. Teknoloji aslında biraz da başa bela olmaya da doğru gidiyor mu abi? Abi teknoloji hakikaten başa bela. Biz eskiden öyle bir şey yoktu böyle. Hani her anımızı birbirimize bildirmek zorundayız. Her şeyimizi göstermek zorundayız. Her gösterdiğimiz şeyle ilgili her şeyi söyleme hakkını insanlar kendilerinde görüyorlar. Sen onların hepsini okuyorsun. Teker teker içinden bir şey yapıyorsun. Bir serenat yapıyorsun böyle. İçinden bir olan onu yazdın ama falan filan diyorsun böyle. Ama hani... güzel tabii canım yani. Hiç takıldığınız yorumlar oluyor mu böyle sosyal medyada? Ya, hayatta takılmam. Yorumlara falan hiç takılmıyorum. Eskiden takılıyordum ya. Şöyle haberler de çıktı. Barıştığınıza dair, Murat Bey'le tekrardan görüştüğünüze dair haberler de çıktı. Ahmet Bey'le özür dilerim. Doğru mudur değil midir sizin ağzınızdan öğrenelim. Ya şöyle bizim aramızda bir küslük gibi. Ben kimseye küsmem. Bana küser insanlar. Ben dururum. Sonra geri gelirler, barışırlar. Sonra giderler. Geldi mi? Yok. Hatta şunu da yaptığını duydum efendim. Size WhatsApp'tan daveti yapmıştı ama size hiçbirine katılmadığınızı bildim. Özel olarak da aramış galiba. Ben WhatsApp'lara girip bakmıyorum kardeşim. Bazı numaralara bakmıyorum. Engelli mi? Yok. Engelli diyeceğim Ahmet benim. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Eski arkadaşım. Çok sevdiğim bir eski arkadaşım. Bundan sonra da eskide mi kalacak diye. Evet. Hayat güzel bir şey ya. Hani güzel güzel şeyler yaşarsın, güzel maceralar yaşarsın. Sonra bir gün biter. İnsanlar hayatlarımıza girerler. Eşimiz olarak girerler, sevgilimiz olarak girerler, annemiz babamız olarak girerler. Sonra giderler. Hayat böyle bir şey yani. Ama yollar tekrardan da kesişebilir. Gerek yok kardeşim. Eski arkadaşım hiçbir şekilde de eskide kalacak, tekrar da benim için gündeme gelmeyecek diye son noktayı koydu. Bu çok sorumlu. İşte düğününe çağrıldı mı, çağrılmadı mı? İşte nasıl kendisi tarafından mı çağrıldı, davetiyeyle mi, WhatsApp'la mı? Zaten durum ortada. Hadise daha derinlerde bir gibi ya. Öyle derin hani, canım. Olmaz hani, mı? Daveti etmiş etmemiş tabii, vesaire tabii. Vesaire. Artık o hani son bitmiş. Damlalar, son bitmiş. Damlalar yani. Evet. Diyor konuşmaya ki gerek iyi yok. Bilirdik demiş kısacası. Evet. Hadise bu. Ama ilişkilerde oluyor öyle. Hani bak sonra demiyor muyuz toksik ilişkilerinizi bitirin. Ha bitirmiş. Evet. Doğru. Yani bir şey ne diyeceksin? Tabii canım. Ama üç günlük dünya bir taraftan. Ya bu da bir sınanma aslında. İki taraf bir küsüp artık o benim için ölüdür vesaire vesaire gibi yani, bir manası da yoktur bana kalırsa. Tabii. Yine gördükleri zaman birbirlerini bir selamlarlar eski günlerin ve insanlığın hatırına. Ardından da ebediyete karıştığın zaman da Rabbim sorduğu zaman işte yani olmadı ama biz ilerletmeye çalıştık ders. Ya bence mesafede... Yoksa kibre kaçar, hoş değil. Evet, mesafe ya da hani uzak durmak ya da bir sınırlar koymak, bir insan hakkında kötü konuşmak, düşünmek... o kendi içinde kalan bir şey. Ha, neyse ne, o öyle bir yerden bakıyor olaya. Bence belki de hayırlıdır kendisi için, öyle de bakmak lazım. Ya, ama yarın öbür gün işte Ahmet'in çocuğu olduğunda mutlu olmaz mı kendi içinden? Arkadaşım bir de evlat sahibi oldu, güzel bir yuva kurdu ya da onunla ilgili aynı bir şey olsa. Bu içten gelen, hani o dostluk bir kere sevgi olunca onun iyiliğini istersin sen bir tarafından. Tabii, ben öyle bakıyorum. Aynen. Bu arada da oyun içinde gerçekten tebrikler, hemen gidip izlemek lazım. Evet. Tiyatro severlere. Murat Beyciğim'in oynadığı da Büyük Aşıkların Sonuncusu. Evet. O Yasemin'le vesaire oynuyor. Bu arada tip filan da gayet yani yaşlanmamış maşallah. Tip, güzel. Tip harika. Çip. Sen çip taktırır mısın? Çipi takmaya gerek var mı? Bak bu var zaten.
Anladın mı? Ben seni onun yanında mı değil mi, pilin var mı yok mu bilmiyorum. Ama çip olduğu ben zaman ben seni her yerde bileceğim nerede olduğunu mesela. Çipim olsa sana kapatırım. Neden? Ebru'yu engellerim çipimden. Yeter ya. Her yerden beni nasıl? At bir çip. Görmek istiyorsun. Murat ne yapıyorsun? Ebru'cum ben şimdi geliyorum, yoldayım, bir bakıyorum. Sen orada Senin de çipin mesela olması lazım. Benim de olacak tabii canım. Karşılıklı mı yazacağız? Karşılıklı çipleşeceğiz. Bilmiyorum işte, bu telefonlar var. Bakacaksın oradan. Anladım. Ben takarım kediye köpeğe telefonu, çipi. Murat nerede? Şu Ataköy'de koşuyor mesela. Allah, ben de taktırmazdım. Ne gerek var? Kim beni niye takip etsin? Takmaya gerek yok. Adam seni zaten görüyor, buluyor, ediyor ya. Hayır. Allah aşkına yani. İsteyen ben. Ama şöyle de bir şey olamaz mı? Bilmesi gereken bilir benim nerede olduğumu. Yok yok. Gerisine mecbur kılacaklar mesela. Bak aşıyı nasıl yaptılar? Aşıyı olmazsan uçağa binemiyordun. Ha. Aşıyı olmazsan, çipi takmazsan banka işlemini yapamıyorsun. Kimliğin hepsi burada olacak falan filan. Eyvallah. Dersen ne yapacak adam? Bak Alan yapıyor o işleri. Evet. Ya diyor, gidişat orada zaten. Biz böyle konuşa dururken diyorsun bütün bunlar alttan ne hallerde. Peki soralım sevgili izleyicilerimize efendim. Bu çip konusuna nasıl bakıyorsunuz? Taktırır mısınız? Uygun mudur? Ya. Hayatın hangi konularında işe yarar acaba bu? Bir taraftan işe yarar mı? Bütün bunlara çip orucu bakalım. Bozar mı? Değil mi?